Evet, her yerde haber var diyeceğiz. Bugün birazdan Lefkoşa'dan Geçitköy'e ayrılacağız. Geçitköy'de de neyi çekeceğiz Geçitköy'de? Geçitköy'de barajı çekeceğiz. Suyumuz azaldı. Asrın Projesi adı verilen bir büyük su projesi. Belki de dünyada bir ilkti. En azından bizim bildiğimiz bir ilkti. İnsan aklının alamadığı bir mühendislik harikasıyla denize askılarla asılmış, bazı yeri 1200 metre derinlikte olan Anamur'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda bir ve bunun en az 50 kilometresi, 55 kilometresi suyun içerisinde olmak, belki daha fazlası koşuluyla bir proje hazırlanmıştı. 17 Ekim, kimisi 6 milyar dolar dedi, kimisi 1.6 milyar Türk lirası dedi. Biraz karışıklık var o işte ama 1.6 milyar Türk lirası fiyata mal oldu. 17 Ekim 2015 tarihinde Mersin'de, sonra KKTC'de törenler yapıldı ve bu su Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşmaya başladı Türkiye'den. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dı. Dünya çapında bir eserdi bu eser ve dünyada eşi benzeri bulunmayan bir eserdi. Biz karadan gemileri yürüten Fatih'in torunlarıyız. Yeri geldi Boğaz'da denizin altından Marmara'yı inşa ettik. Avrasya Tüneli önümüzdeki yıl açılacak ifadelerini kullanmıştı Sayın Erdoğan ve onlar da yapıldı. Ama büyük bir kaza geldi başına. Bizim Asrın Projesi dediğimiz Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a gelen projenin ve tabii ki o proje bu yılın ilk ayı içerisinde, 2020'nin ilk ayı içerisinde battos oldu. Patladı borular. Şu anda tekrar ihaleye çıkıldığı söyleniyor. Özel bir şirket aldı ihaleyi. Türkiye Cumhuriyeti ciddi para, 500 milyon Türk lirası daha harcayacak. Yani projeyi yapmak için ödenen miktarın üçte biri kadar bir para daha harcanıp tamir edilecek. Kimisine göre tamir mümkün değil. Tamamen parçalandı. Kimisine göre, bizim bakanlarımızın resmi açıklamasına göre, ki biz onlara güveniyoruz, onlara inanıyoruz tabii ki, Temmuz ayında veya bilemediniz Ağustos ayında su yeniden gelecek. Ama su gelmezse biz susuz kalacağız. Bugün her yerde haber var için Lefkoşa'da hazırlıklarımızı tamamladık. Yola koyuluyoruz. Geçitköy Barajı'na gideceğiz. Su seviyesi çok düşmüş, onu çekeceğiz. Akabinde de geçtiğimiz hafta yanan Tepebaşı ile Kalkan'ın arasında kalan ormanlık alanda ufak tefek görüntüler alacağız. Bayramın 3. günü, Ramazan Bayramı'nın 26 Mayıs'ta çekiyoruz bu programı ama tabii ki yayın tarihi birkaç gün sonra olacak veya 3-5 gün sonra olacak. Şunu belirtelim, 43 dereceye kadar çıkan bir sıcaklık vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta ama şimdi 27-28'lere, 26'lara düştü, mevsim normallerine geriledi, çok yüksek bir sıcaklıktı. Çok korkunç felaketler yaşadık. İşte su borumuz patladı, koronavirüs bütün dünyayı etkiledi, bizi de etkiledi ama bizi koronavirüs daha çok ekonomik açıdan yapayalnız ve aç bıraktı, susuz bıraktı. Şu anda da susuz kaldık aslında, kalmak üzereyiz ya da. Bunları söyleyip de felaket tellallığı yapmanın bir anlamı var mı yok mu bilmiyorum. Yorum size ait ama durumumuz hiç iyi değil. Biz yola koyulalım, bakalım neler çekeceğiz sizler için. Her yerde haber var. Başladı.
her yerde haber var dedik ve Geçitköy Barajı'na ya da Geçitköy Göleti'ne geldik. 17 Ekim 2015 tarihinde, 17 Ekim 2015 tarihinde burası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı büyük bir törenle açıldı ve yaklaşık 7 milyon dolara mal olan 65,5-70 kilometre uzunluğundaki Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a denizi aşan Asrın Projesi adı verilen borularla su gelmeye başladı buraya. Ve bu yılın aslında Kuzey Kıbrıs'taki ilk felaketiydi. Ocak ayının 10'unda bazı medya kurumları bir haber yayınladı ve dedi ki borular koptu. Asrın Projesi suya gömüldü. Bir miktar, ki açıklamalara göre 7 kilometre uzunluğunda bir kısım koptu dendi Türkiye tarafında boruların. Kimisi troll balıkçıları suçladı. Kimisi başka bir şey çarptı dedi. Kimisi deniz şartlarını, doğa şartlarını söyledi. Resmi açıklamalar koptuğu yönündeydi. Nasıl koptuğu yönünde net bir açıklama yoktu. Ve yaklaşık 7 aydır Mayıs ayının son günlerindeyiz. Mayıs ayının son günlerinde hala buraya su gelmiyor ve buradaki su seviyesi de inanılmayacak derecede azaldı. Kimi uzmanlara göre birkaç haftalık, kimisine göre birkaç aylık suyumuz kaldı. Biz hükümetin yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Ağustos ayının sonuna kadar buradaki su Kuzey Kıbrıs'a yetecek deniyor ama bazı belediyeler kendi su kaynaklarından su çıkarmaya, yeniden vermeye vatandaşa başladılar. Ama bu bir korkunç büyük felaket tabii ki. Bu bizim bu ülkede yaşadığımız en korkunç felaketlerden bir tanesiydi. Biz çekim yapmaya devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz. Evet, su akışı durdu. Tarım Bakanı Dursun Oğuz Haziran ayının sonu dedi. Bazı yetkililer Ağustos ayının sonu dedi. Ama çok büyük bir masrafla ve tabii ki doğa izin verirse bir özel şirket boruları üretip yeniden buraya su getirecek. Su getirmezse ne olur? Su getirmezse bunun çaresini hükümetin düşünmesi gerekiyor. Kısacası bu ülkede 2020 yılına hiç de bereketli, hiç de güzel başlamadık. Bununla su sıkıntısıyla başladık. Akabinde korona çok kötü vurdu Kuzey Kıbrıs'ı. Evet, sağlık açısından hiç etkilememiş de olabilir. Diğer ülkelerle, İngiltere'yle, İspanya'yla, İtalya'yla, Amerika'yla, Rusya'yla, Brezilya'yla, Türkiye'yle kıyasladığınız, İran'la kıyasladığınız zaman, tabii onlar çok büyük ülke ama Güney Kıbrıs'la da kıyasladığınız zaman bizde vaka sayısı 108'de durdu yaklaşık 1,5 aydır. Hiç gelmiyor. Ama koronayla birlikte tabii ki Mayıs ayının 20'sine doğru, ki şu anda Mayıs ayının 26'sındayız, ansızın hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıktı ülkede. Bugün 27 derece. Biz 26'sında çekiyoruz ve bayramın 3. günü. Tüm dinleyicilerin, izleyicilerin bayramını da kutlarız. Ve 43 dereceye çıkan sıcaklığın ilk günlerinde, biraz sonra size görüntülerinin çekimlerini izlettireceğiz, yangın çıktı.
Şu anda burası sağ tarafım Geçitköy, sol tarafım Çamlıbel. Çamlıbel'in hemen arkasında Tepebaşı. Tepebaşından Kalkanlı'ya kadar bütün orman yandı. Bütün orman 800 yıllık, 1000 yıllık zeytin ağaçları bitti. O da ayrı bir felaketti. Ama susuzluk, aşırı sıcaklar, korona ve tabii ki hepsinin üzerine üniversite sektörümüzle turizm sektörümüz mahvoldu. Üniversite sektörüyle turizm sektörü bizim lokomotif sektörlerimizdi. Şu anda sizlere iyi ve güzel şeyler söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bundan önceki programımızda Kıbrıs'ta yaşamın başladığı noktalardan birini, Petra Tulimnitis'i, belki de yaşamın başladığı noktayı size göstermiştik. Çok güzel görüntülerdi. Buradaki manzara da çok güzel. Ormanlarımız da çok güzeldi ama yandı. Buradaki manzara şu anda aslında moral bozucu. Çünkü birçok uzman birkaç haftaya veya bir aya kadar suyumuzun tükeneceğini söylüyor. Suyumuzun biteceğini söylüyor. Bu da bizim için çok önemli bir sıkıntı, çok önemli bir sorun. Hava sıcaklığından tekrar bahsedeyim. 42 dereceye, 43 dereceye çıktı ve şu anda iş araçları da geçiyor. Bu iş araçlarından da bahsederiz. Çünkü arpayı, buğdayı biçmeye başladığımız zaman, arpayı, buğdayı biçmeye başlıyoruz ama aşırı sıcaklarla birlikte yangın felaketleri bizim yaşadığımız bir başka korkunç olay oldu. Biraz sonra görüntüleri göreceksiniz. Korkunç bir şekilde ormanlarımız, zenginliğimiz, oksijen kaynaklarımız gitti. Ama bağlamaya çalışıyorum. Ekonomi çok kötü etkilendi. Turistler hiç gelmiyor. Ne zaman gelecekleri belli değil. Güney'e geçiş yok. Türkiye'den uçuş yok. Belki bunu, bu programı yayınladığımız zamanda ilk kez Pileliler geçmeye başlayacak. 500 kişi. 500 Pileli. Pile biliyorsunuz Karmaköy ve Rum tarafında kalıyor. Ama bizim sınırı Beyarmudun'dan geçmesine müsaade edilmiyor. Korona tedbirleri çerçevesinde. Daha doğrusu geçerlerse 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor bu kararlar gereği. Evet, Geçitköy'deyiz. Hava 27 derece. 26'sında Mayıs'ın bu programı çekiyoruz. Her yerde haber var. Dayız ve su sorunu ülkemizin şu andaki bizi bekleyen bir diğer felaket demeyeceğim ama büyük sıkıntısı aslında. Şimdi Türkiye'de çalışmaların başlamak üzere olduğu, başladığı konusunda bilgiler alıyoruz. Ama bu konuda resmi makamlarımızın, bakan seviyesindeki açıklamalarımızın dahi çok fazla inandırıcı ve tutarlı olmadığını söylemek istiyorum. Ve sizi biraz buradaki azalan suyun görüntüleriyle, çünkü görüyorsunuz ağaçların ekili olduğu noktaya kadar su vardı. Ağaçların ekili olduğu noktanın arkası zaten piknik alanıydı. Şu anda çok ciddi bir şekilde Geçitköy Barajı'nda su azaldı ve eğer birkaç ay içerisinde, bir ay içerisinde en azından su gelmezse bunun bu ülkede çok büyük sıkıntısını çekeceğiz. Evet. Su sorunu çok büyük bir sorun. Yangın çok büyük bir sorun. Korona çok büyük bir sorun. Ama hepsinin ötesinde ekonomi daha da büyük bir sorun. Evet, gözlüğümüzü düşürdük, aldık. Korona. Su borumuz patladı. Yangınlarımız, ekonomimiz. Keşke çok iyi haberler verebilseydik sizlere. Ama bu haftayı Geçitköy'deki su seviyesinin çok azalmasına, borunun patlamasına ve biraz sonra geçeceğiz. Yangın felaketlerimizi ayırdık. Her yerde haber var. Devam edecek. We'll be right back.
Evet, su seviyesi çok azaldı. Geçitköy Barajı'nda şu anda hala manzarası çok güzel. Hala bu ülke çok güzel, rengi çok güzel, turkuaz bir rengi var. Ama umarız en kısa sürede söylenenler doğru çıkar ve bir an önce bu baraja yine su dolmaya başlar ve en azından yüreğinize su serpilmiş olur. Burası Geçitköy-Çamlıbel yolunun hemen kenarı, Geçitköy Barajı'nı en iyi gören noktalardan bir tanesi. Ve ne yazık ki etrafta da inanılmaz çöpler var. Onlar da ayrı bir çirkinlik tabii ki. Susuzluğun üzerine her yerde olduğu gibi çöplerimizin çirkinliklerini de şu anda size izletiyoruz. Her yerde haber var dedik ve Geçitköy Barajı'ndaki su sıkıntımızdan bahsettik. Su borularımız 10 Ocak 2020'den itibaren koptu ve 5 yıl su Türkiye'den geldi. 2015 yılının 17 Ekim'inden 10 Ocak 2020'ye kadar su aktı, sonra parçalandı, 5 yıl dayandı. İnşallah tamir edilir. Çünkü önümüzdeki ayın sonunda, Haziran'ın veya Temmuz'un sonunda tamir edileceği söyleniyor. Ve suyun yeniden akacağı. Akmazsa ne olur, akmazsa suyumuz biter. Açıkçası bu. Evet. İkinci noktamız, şu anda bulunduğumuz yer bir yangın bölgesi. Bahsettiğimiz yangın, büyük yangın, felaket, korkunç felaket. Ve neredeyiz? Hemen sırtımın dönük olduğu yer doğu istikameti ve burası İkidere. İkidere eskiden bir yerleşim birimiydi. Sonradan işte bizim avcılarımızın en önemli noktası oldu. Osmanlı döneminde İkidere'de yaşayanlar vardı. Zaten ülkemizde soyadı İkidereli olan insanlar var o bölgeden. Sonra terk edildi oraları ama hala mülkleri orada. Çiftlikleri bile duruyor. İkidere'nin hemen yan tarafında Kalkanlı var. Burada eski adı Gabudi. Bu tarafta Tepebaşı, bu tarafta Ayrini, Akdeniz köyü var. Tam ortası bunların tepe başından itibaren buraya kadar yandı. Buradan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne kadar yandı. Ve bu bölge çok hızlı bir şekilde gelişti. Yangın 5 saat içerisinde üzerinden burasının resmen hızla geçti. Çünkü bazı ağaçlar bunun gibi, bu zeytin gibi yanmadı. Hemen arka tarafımızda, yani kameramızın arka tarafında 1000 yıllık, 800 yıllık anıt zeytin ağaçlarımız var. Onlar tamamen gitti. Bir tanesi işte yaşıyordu. Kral öldüydü, kraliçe kaldıydı falan. Bizim aracımız olmadığı için oralara gidemiyoruz ama şimdi burada bu zeytin ağacı felaketin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Binlerce çam ve binlerce zeytin ağacı yandı. Sağ tarafında, yani kuzeyde, yani tepe başına doğru olan istikamette, tepe başının hemen kuzeyinde, tepenin üzerinde düz bir arazi var. Orası, o düz arazi 1950'li yıllarda İngilizler adaya tayyare meydanı, eski deyişle uçak alanı, havaalanı yapacakları zaman aslında ilk tasarladıkları noktaydı orası. Oraları yandı, dümdüz oldu. Şimdi uçak alanı yapılabilir oraya. Biri yapmak isterse yapabilir. Ağaç kalmadı çünkü. Hepsi yandı. O bölge havaalanı yapılacaktı. Yapılmadı. Ağaçlandırıldı. Yıllarca kaldı. Yavaş yavaş küçük küçük yangınlara sahne oldu. Ama bu 1996 yılında Girne Dağları'nı tamamen yakan büyük yangından sonraki ikinci yangın ve bu ikinci yangında dönümlerce çam ve nefes aldığımız, oksijen aldığımız, hava geldiğimiz bu güzel bölge, yeşil bölge tamamen kupkuru veya kapkara kaldı. Bu zeytin gibi. Tamamen yandı. Neden yandığı konusunda da çok farklı hikayeler okunuyor. Şu anda yangının çıkış sebebi belli değil. Ama ne yazık ki Avustralya'yı çok kötü bir şekilde etkileyen, o koskocaman kıtayı tabii ki etkileyen, bu yılın başındaki bu felaketlerinin benzerini yaşıyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Çünkü her yerde her gün 3 tane 4 tane yangın çıkıyor. 2 kişi bugüne kadar, bir tanesi bu büyük yangınınla da suçlanıyor ama o kabul etmiyor.
Ama başka bir bölgeyi yakarken birkaç gün sonra elinde lokum dediğimiz bu mangal yakıcılarla ormana atarken görülmüş, sonra polis tarafından yakalanmış bir kişi var. Bir kişi de Serdarlı Gönendere bölgesinde 3 tane yangını ben çıkardım diyen ilginç bir karakter var. Çünkü birine kızdım, işte köpeğime şunu yaptılar, onun için ben de yaktım diyen tipler var. Ama birilerinin kundakçılığından şüphelenilen durumlar da var. Efendim çöplerden dolayı burada da var, şişeler atılmış veya içi su dolu bazı plastik şişelerin mercek etkisiyle yangını çıkardığı ve son birkaç haftadır sürekli devam eden rüzgarla bu yangınların çok büyüdüğü de söyleniyor. Ama sonuç itibariyle bizim ciğerimiz gerçekten yandı. Bu ülkede gerçekten binlerce ağaç gitti ve doğa mahvoldu tabii ki. Kuşlar, tavşanlar, keklikler, tilkiler, her şey yandı burada. Özellikle sosyal medyada paylaşılan birçok fotoğraf bizi daha da üzdü, daha da perişan etti. Ne diyelim, keşke çok daha eğitimli olsaydık bu konularda. Keşke çok daha konularda bilinçli olsaydık. Ama ülke şu anda kurumuş durumda yaz aylarından, sıcaktan dolayı. Ve o kadar çok ot var ki etrafta. Korona döneminde de belediyeler, özellikle belediye sınırlarında doğru dürüst temizlik yapamadığı için çok fazla tehlike, risk çok yüksek, yangın riski çok yüksek ve çok sıkıntılı günler geçiriyoruz yangın konusunda. Ve ne yazık ki yangın söndürecek uçağımız, helikopterimiz, hatta doğru dürüst yangın araçlarımız bile yok. Tarihte ilk defa Güney Kıbrıs'tan yangın söndürme uçağı ve helikopteri geldi. Buradaki büyük yangına müdahale etti. Bu da bir ilkti aslında. Belki de çok güzel bir olaydı. Ama keşke bu kadar çirkin bir olay olmadan bu gerçekleşmiş olsaydı. Ve tartıştığımız bir konu daha var. Bu her yerde haber var da. Bu konuya da değinmek istiyorum. O da Kıbrıs sorunuyla bağdaştırdığım için eleştiriliyorum her şeyi ama bu ülkeyi, bu toprakları bizimmiş gibi hiç sevmedik. Bizimmiş gibi hiç sevemedik. Bizimmiş gibi hiç sahiplenemedik. Ve hiç sahiplenemediğimiz için de çok kolay kirletiyoruz, çok kolay çöp atıyoruz. Yandığı zaman da beytan bal kalsın yavrun malı, yansından olacak gibi yorumlar yapıyoruz. Yapanlar çok fazla. Keşke bu topraklarda bir çözüm olsa ve keşke Kıbrıs'ta bir çözüme, kalıcı çözüme ulaşsak ve topraklarımıza, ülkemize, benim ülkem, benim toprağım diye herkes sarılabilse. Çünkü sarılmayanlar var. Her yerde haber var. Sizi görüntülerle baş başa bırakalım ve bitirelim. Çok teşekkürler tabii ki sevgili Şükrü Fansel, eşim, o yardımcı oldu bizlere bugün çekimlerde. Sağ olsun, iyi ki var. Ve çok teşekkürler Kanal T diyoruz. Bizden ayrılmıyorsunuz. Her yerde haber var, izlemeye de, programlarımızı izlemeye de devam ediyorsunuz. Hoşça kalın.